Melekciğim, 7 yaşında ilk besteni yapmışsın ha? Evet. Ya anlatsana oğlum, nasıl oldu o iş ya? Ya aslında... Biz 50 yaşında şarkı söyleyemiyoruz ya. Şöyle anlatabilirim bunu. Kayseri'den Denizli'ye taşınmıştık. Böyle aslında o taşınmanın verdiği iki ayrı şehrin o kültür farkıyla Denizli'de olan bir kızdım. Yani şöyle düşün. Kayseri'de bahale denir. Denizli'ye gittiğimde de bak bir. Hani bak benimle hep bakale bakale diye dalga geçiyorlardı o Deniz Kayseri'nin şivesinden. Biraz içime kapanık, duygusal bir çocuktum. Bir gün evde babamın askerlik hatıra defterini buldum. Böyle işte o hatıra defterinde portreler çizili, dörtlükler, şiirler yazılı falan. Hayatımda ilk defa bu arada şiir okuyorum. Acayip etkilendim bundan. O dakikadan sonra aşkın ne olduğunu bile bilmiyorum ama işte oradan okuduğum kadarıyla anneme mektuplar yazıyorum. Annem babam çalışıyor böyle, onları çok göremiyorum. Öyle ne iş yapıyorlardı? Yani oradan Denizli'ye taşındığımızda tekstilde çalışıyorlardı. Yani tekstil işçisiydi ikisi. Aynen. Babam şoförlük yapıyordu. Annem tekstil işçisiydi, kesimciydi. Evde annesini babasını göremeyen bir kız çocuğu, biraz duygusal, annesine mektuplar yazıyor. O zamanlar da şeyler vardı, küçük İbolar, küçük Onurlar falan, böyle o dramatik küçük filmler. Bir kız çocuğu. Onu ben de yapıyordum. Evet. Şu vardı ya. Abi o vardı, ben şunu yapamıyorum. Elimle yapıyordum ben bunu. Ben yapabiliyorum onu. Sen de yapıyor muydun Melek böyle? Yok, yapamıyorum galiba. Lafını kesin, özür dilerim. Evet, özür dilerim ben de. Küçük İbolu dönem. İşte o zamanlar oradan artık ne izliyorsam ne dinliyorsam bende kalmış. Yazdığım şarkının adı da Beyaz Gelinlik. Maşallah. Kaç? 7. Tamam. 7. Yeni tip burada. Artık beyaz nasıldı? Beyaz gelini ben de isterdim kalbine girmeyi, ben de isterdim ana olmayı, ben de isterdim harcama sevgimi, harcama gülüm. 7 yaşında böyle bir beste yapınca, yaş ilerleyince böyle bir şeye geliyor insan. Valla ben... Sen de buzlu bir yerden yap ama. 7 yaşında bazen altıma kaçırıyordum yani. Onur alemsin ya. Melekciğim, seninle devam edelim istiyorum. Şimdi bir kariyer yolculuğunda çok... Güzel enstantaneler toplamışsın hayatım boyunca. Biz böyle arkadaşlarla oturup istişaresini yaparken, bilgiler toplarken vesaire falan, böyle bir sokaktan gelen bir yolculuğum var. Hı hı. Çok enteresan bir hikaye o tarafı. Biraz böyle mesela ben kendimi tarttığımda, acaba ben yapabilir miydim böyle bir şeyi diye düşündüğümde, çok o özgüveni kendimde bulamadım doğrusu. Biraz böyle nasıl geldin o aşamaya? Yani İstanbul'a zaten 2012 yılında geldim. Ondan öncesi full müzik hayatımda. Yani nerede olduğunun çok da bir önemi yoktu. Çünkü şarkı söylemeyi ve çalmayı seviyordum. Flüt çalıyorum. Ki o zamanlar piyano da ağırlıktaydı. Piyano ve flüt çalıyordum. Ve aslında bu kadar çok şarkı söylemiyordum. Ya geri vokaldeydim ya da işte bir şekilde daha üretme kısmındaydım. İstanbul'a gelince öğretmenlik yapmaya başladım zaten. Öğretmen oldum ki... 18 yaşımdan beri de, yani üniversiteye geçtim açlığımı çıkartmak için ders vermeye başladım. İstanbul'da bazı müzik okullarında, kolejlerde hem yönetim kısmında falan da çalıştım. Çünkü çok genç olup bu kadar müziğe tutkusu olan insanları görmeye de alışık değildi okuldakiler vesaire. Sonra bir gün artık baktım ki okulda teneffüslerde dersleri kendim kilitleyip beste yapıyorum. Şu an insanların dinlediği, bildiği şarkıların çoğunu ben teneffüslerde yazdım. O dönemin sonunda şunu söylediğimi hatırlıyorum kendime. Ya Melek, bir şeye karar vermen lazım. Bir şeye karar vermen lazım. Çünkü çocukları çok seviyorum hala ki öyle. Öğrencilerim artık öğretmen oldular. Öyle de bir durum var. Dedim ki, öyle bir anlatıyor ki sanki böyle 70 yaşında 70 yaşındaymışsın gibi falan. Ama yani 25 yaşında öğretmen olunca hani
şu an... Ha, çok genç yaşta attın mesleği. Evet, çok genç yaşta öğretmen oldum. O yüzden hemen çıkar çıkmaz öğretmen yaşını da belli etmiyor. Aşağı ben matematik olarak çok oturtamadım kafada. 8 yaşında falan başlamış oluyor öğrenciler falan. 15'inde de öğretmenler artık. Ya, güzel. Bugün işte yaşı sormak üzeresin, dikkat et. Tamam, buradan sorumluluktan yapacağım. Şimdi söylemek zorunda değil. Lisede başladığım için aslında 9 yaşında bağlama çalarak başladım. Sonra lisede keman, yan flüt, piyano. Üniversitede zaten bunları katlayarak devam ettim ve hep şeydim, maestro olacağım. İşte keman maestrosu olacağım. Klarnet ya da... çalabiliyor musun? Yok. Lanet olsun. Buradan da yırtalım. Ara... ben bir challenge. Ya şeyli, verdiler de bana Hüsnü Şenlendirici. Yani bir hafta içerisinde Hatıran Yeter şarkısını klarnetle çalabilecek bir hafta bir challenge verdi. Evet. Böyle bir zorlu, çok zor ya. Abi öyle zor ki var ya, yemin ederim her aşamasında tansiyonum düşüyor. İki kere üflüyorum, elim ayağım çözülüyor ya. Bir haftada ses çıkarabilirsen bence şanslısın. Yok yok, 3-4 günde falan bir şeyler yaptım ama öyle yani mi? Çok sağlıklı olmamakla beraber muhabbetin sonlarına doğru. Ya kamışlı enstrüman ben de denedim. Saksafon çalmaya çalıştım bir ara. Çünkü flütle nota dizilimi aynıydı. Oradan biraz gittim de sonra baktım çok yapamıyorum. Sokak lezzetlerini falan sever misin Melek? Evet, her türlü lezzeti severim. Bir şey söyleyeceğim. Demin bizimkilerle sohbet ederken mi öyle bir şey yakaladım ben ya? İşte işkembe mişkembe falan bu tip şeyler. Evet. İle aran oldukça iyiymiş herhalde falan. Abi. Ne güzel ya valla. Ya tam yemeği çok seviyorum ben. Ya en çok tercih ettiğin şey ne sokaktayken? Hemen her şey değildir canım. Mutlaka bir önceliğin vardır. Yaz. Döner hastasıyım. Döner çok seviyorum. Bir kere öyle bir durum var. Hani onun dışında yolum her zaman kelle paçacıya düşer. Yanlışlıkla ya düşüyor muhtemelen ya. Yanlışlıklaymış gibi davranıp cidden düşürüyorum. Yani bir, lezzet arama konusunda hiçbir derdim yok. Yani yeşil şeyleri de seviyorum. Bir ara aslında bir yıl falan vegandım. Böyle bayağı... neden? Bir yıl vegan olarak görev yaptım. Neden? Hayır ya, çünkü... Denemek için mi? Yani... Yok, hem sağlık açısından hem de böyle biraz daha ideolojik diyebilirim. Hı-hı. Hayvanları çok seviyorum. Onlar için hani yemeyeyim ya falan. Hani çünkü koyun kuzu... Buraları çok kurcalamayalım abi. Çok polemik konuşumlar hani, evet, var ya. Öyle evet, hayvan öyle. Severler vesaire evet. Falan içimizden geçebilirler yani. Paramparça ederler bizi. Ben de yapıyordum çünkü. Evet. O yüzden yani hani şey demiyorum. İleride yine yolumun oralarla keseceğini biliyorum ama her şeyi yerim. Hamur işi çok seviyorum. Mantığı. Vallahi. Annem. Kayserili olmandan sebep. Evet, Kayserili yani? Olmamdan sebep bir de annemin restoranı vardı. Mantıcısı vardı. Mantı ve içli köftede master degree. Oh. Öyle bir şey yok. Yani mesela aylardır mantı yemedim. Annem bekliyorum. Anne. Annem mantı. Abi demin Melek şey dedi ya, döner dedi. Ben de Hataylıyım. Yani yemek deyince Arda sen biliyorsun. Evet. Yani ben çok böyle süslü cümleler kurmayayım şimdi Hatay'la ilgili falan ama. Şimdi bizim orada döneri böyle sosla yaparlar. Harika bir dürüm yapılır o. Öyle ekmek arası falan gibi bir kültürümüz yoktur bizim yani. Her şey dürümdür bizde abi. Her şey dürer dürer yeriz biz böyle. Abi Ankara'ya geldim. Üniversite yılları öğrencilik için işte falan. Döneri çok güzel dediler Ankara'nın. Gittim oradaki popüler mekanlardan bir tanesine. Abi somun ekmeğin yarısını açtı, içini eti koydu, biraz da soğan attı, elime verdi. Dünya başıma yıkıldı. Allah'ım dedim ben böyle mi yiyeceğim bunu diye.